Karavan aldık. Artık köy, karavan ve kamp hayatı üzerine videolar gelecek. Gel gel. Hay, ben şu arka kapıyı da açayım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle ışıklarını yakayım. Nasıl, beğendin mi? Güzel mi? Bu güzel. Burada. Bu Evet. komşu. Bugün ne pişiriyorsun? Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Evet, videonun da kapağından gördüğünüz üzere bir karavan aldık. Vallahi biz çok mutluyuz elhamdülillah. Şimdi karavan Araba aldık diye ama haberi yok bunu daha daha görmedi. haberi yok arkadaşlar. Hifa'nın da daha haberi yok. Şimdi hani karavan videoları izleyen arkadaşlar için şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani bugün inşallah Perşembe yayınlanmış olacak. Cumartesi, yani 2 gün sonra teknik bilgilerini ayrıntılı bir şekilde satın aldığım, yaptırdığım arkadaşla bir video hazırladım. O cumartesi günü bütün teknik bilgilerini ve nereden aldığımı, kaç liraya aldığımı, yani o videonun ismi karavanı kaça aldım. O videonun ismi o. Bu videonun ismi de karavan aldım. Pazar günü de neden karavan aldım diye bir video olacak. Ama bugün ailecek karavanımızla Biliyorsunuz biz bir köy kanalıyız. Onu ilk da unutmayalım. tanışmamız onun videosu olacak. Şu an ilk defa gelen arkadaşlar için de şöyle söyleyeyim. Normalde köy hayatı üzerine bir videolar hazırlıyoruz. Artık köy, karavan ve kamp hayatı üzerine videolar gelecek inşallah. Şimdi çok uzatmadan gidelim. Gel. Hiç uzatmayalım. Bu arada uzun süredir videolarımıza girmeyen, tıklamayan, izlemeyen herkesten bir ricamız var. Hemen şurada beğen tuşuna bir basalım. Şurada da olabilir. O beğen tuşuna bir basalım. Şöyle güzel de bir maşallah, kazadan beladan Rabbim korusun diye de bir yorum yaparsanız sevinirim. İnşallah. Dualarınıza He, talibiz. dualarınızı da eksik etmeyin. Evet, açıyorum. Gel gel. Yaklaş yaklaş. Şöyle bir şey, inşallah içini de göreceğiz. Hiba, arabamız güzel mi? Gel. Bakayım. Gel, gel hadi gel gel, içini gör asıl sen. Çolup aldım. Çamur mu olmuş? Gel şöyle bir önünden gel Kübra. Arkadaşlar bunu Voss Camper diye bir şeye yaptırdım. Tatil. He, Instagram Instagram sayfasında da ben size paylaşacağım zaten onları. Allah razı olsun, çok iyi ilgilendiler. Camper One diye geçiyor. Yani genelde bunlar transporterlara yapılıyor. Bu da T4 bir transporter. Hiç uzatmayalım. İçini görmek için hem biz de heyecanlanıyoruz hem de gel Hifa, gel Hifa Hifa'yı bak. hiç demiyor. Hifa gel. Gel gel. Şimdi Hifa'nın tepkisine Gel bakalım. kızım. Gel. Tamam gel gel. 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 Bakacağım abi, bakacağım. Nasıl, güzel mi? Güzel. Hay, ben şu arka kapıyı da açayım. Şöyle arkadaşlar, dün gece 3.30'da geldi Erdoğan. Elhamdülillah. Çok güzel. Şöyle yeşil rengi seçtik. Şurada şöyle bir masası var. Şuraları ben perde dikeceğim inşallah. Şu hem sineklik hem perdesi. Camını da açsana bir. Perde, sinekli bir aç. Camlar filtreli olduğu için biraz karanlık durduğuna Evet, bakmayın. şuradan da böyle bir sinekliği çıkıyor arkadaşlar. O cam açılıyor. Şurada ocak var. Evyesi var. Şöyle ışıklarını yakayım. Şöyle. Şurada manzara izleyelim. Daha önce görmemiş gibi bu manzara evlen. Şimdi şuradan ara al. Biraz ışık kötü ya. Işık çok kötü. Niye? Şöyle alsana bir. Bir oradan ara. Biraz hava daha yeni aydınlanıyor. Hava daha yeni aydınlanıyor. İnşallah arkadaşlar böyle daha ışıklı bir videolar gelecek. Ya Zaten kendi çıktı. şimdi şey yapabilir mi? Kameradan bir çıkıp geniş açılıyı bir alalım. Evet. Şöyle biraz daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle prizleri var. 220 volt değiştirme Şurada bilmem ne. düğme gibi arabanın mı? Yok, o Webasto ısıtıcının. He. Evet, şöyle ver bakayım, ben de bir Hifa'yı alayım. Hifa. Nasıl kızım? Baba, bu da bu 50 küsür.
El yıkayacağız. Bu da bu. Bak. Bu da bu. Bir şey utansın. Nasıl? Beğendin mi? Güzel mi? Bu güzel. Bebeğini yatır bu arabaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu ön kısmı o tarafta. Oraya perdeler gelecek. Daha buraları dolduracağız inşallah. Şuradan al, al Kübra kamerayı. Sen de otur. Şimdi arkadaşlar şu iniyor. Bu inince de yatak şu yandaki minderle zaten o herkes biliyordur yani. Yatak oluyor. Bayağı 1.85 uzunluğunda. Şöyle eni de 2-3 adamın sığabileceği bir şekilde yatak oluyor. Onun haricinde burada mini buzdolabı var. Litreli, mitreli, litre falan söylüyorlar da ben çok bilmiyorum. Buzdolabı. Ayrıntılar cumartesi günkü videoda. Onu zaten Fatih ayrıntılı bir şekilde. Bu da ocak kısmımız. Elektrik, priz, bunların hepsi buradan yanıyor zaten. Şöyle, bak şurayı şöyle bir alalım. Burada zaten şu Webasto arkadaşlar. Yani ısıtıcı. Şöyle ısıtıcıyı şöyle göstereyim şurada. Baba, baş. Anne baş. Baba baş. Açalım. Bunlar zaten hani karavan şeyinden de geçebilmesi için Kübra yapışkanlığı oluyor. Mıknatıslı. Pis su gideri orada. Şuraya tut. Burada da yine tuvalet şeyimiz. Şimdi Allah'ın izniyle biz hem karavan hem kamp anlamında kullanmayı düşündüğümüz için şöyle ışık da geçiyor. Ha güzel. Gel kızım. Şuradan fotoğraf alalım bence. He alalım olur. Nifa bana bir bak. Daha sonra kamerayı çeyreğince de alırız. Şöyle de bakayım. Şimdi dediğim gibi çok bir teknik bilgi ve bir şeyler vermekten ziyade bugün ailecek bu sevincimizi ben şu an kusura bakmayın. Yani otobüs yolculuğu İstanbul'dan aldık bu arada. İstanbul'da uğrayamadığım arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten zaten arabanın biri bozuldu. Başka bir arabaya geçtim. O başka bir araba beni başka bir arabaya attı. İstanbul'a bildiğiniz 3 otobüsle gittim yani. Ve gece uyuyamadım. Oradan sonra da arabayı aldım. Size şöyle söyleyeyim. Arabayı sabahleyin yani öğlen namazı gibi işlemler bitti. Ben eve sahurda gelebildim. 3.30 gece 3.30 gibi geldiler. Yolda dinlendim, uyudum. Hatta bir ara birkaç saniyeliğine bile gözüm uykuya daldı yani. Onu da hemen geri çektim kenara. Yani iftarı kenara. Bile yatsıda açmış. He iftarı bile yatsıda açtım. Bir de Ankara'da bazı işler vardı. Yani şimdi ilerleyen günlerde sizlere onları da göstereceğiz. Çadır aldım. Baba bu benim odam sırdı. Çadır aldım. Ondan sonra senin mi mutfağın bu? Bu tuvalet için kabin aldım. Yani biz bununla beraber bir yere gittiğimizde böyle konakladığımızda şöyle tentesini göster. Bugün ya bugünlük şimdiki şeyimiz tanıtım amaçlı sadece de bu da tente 2 metreye şurada paneli var. Üstte paneli var. Aha böyle Allah'ın izniyle. Tam şey yapamam. Bu da kapıda malzeme koymak, bir şey koymak. Ha, tam koyamadın herhalde. Var. Ha, şu, ha, şuraya da iniyor. Kırılı kırılı. Kırılı kırılı diyor. Evet. Şuraya bir yağ gibi bir şey gerekiyor. Bu da ha bak şu karşıya da tutturması varmış herhalde. Böyle işte arkadaşlar. Şu mutfağın canı da burada. Evet. Oğlum komşu bugün ne pişiriyorsun? Bugün menümüzde. Hifa bugün ne yapıyorsun bize Hifa? Nerede? Tamam, ocağımızı aldık, tamam, koyduk Hifa ocağını. Evde bile mutfak dolaplarını bırakmıyor arkadaşlar. Boyu yetmemesine rağmen altına sandalyeyle iş yapıyor. Buraya ne yapar bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Tam boyunda. Tamam, tamam. Şuraya şöyle ev yesin. Tamam, şimdi koyduk, ocağımızı koyduk Hifa. Bu da ne yapacaksın? Anneye ne yapacaksın? Ne mama yapacaksın? Şunu çeksene, görebiliyor musun? Heh, mesela onu.
Nasıl? Gözükmüyor. Tamam. Aç gelin. Bir de sineklikle deneyelim. Evet, sineklikle deneyelim. Hafif yani gözüküyor. Bunun şu özelliği güzel işte. Yani o burada hava akımı var ya. O evet. Güzel. Ama Allah'ın izniyle şimdi arkadaşlar diyorum ya, şu an burada çok bir şey konuşamıyorum. Hakkınızı helal edin. Hani neden karavan aldık diye biraz daha içine oturup daha ayrıntılı sebeplerine gireceğiz. O video pazar günü. Teknik detaylar da cumartesi günü. Ama bugün dediğim gibi biz ailecek karavanla ilk karşılaşmamız diyelim yani. Aç da ellerini yıkadın. Ellerini yıkayın. Ha, ellerini mi yıkayacaksın? Geç bakalım. Hadi yıka ellerini. Ellerini bu kıyıyor. Güzel mi? Beğendin mi İfa? Şurada arkadaşlar pis su gideri var. Arkada da normalde 20 litrelik temiz su var ama yani istersek orayı Kübra yani 100-150 litreye kadar çıkar yani. Hani koyduğun temiz suya bağlı. Tamam, burada da gözlerimiz var. Bu yatakların altında da gözler var. Şurada bir elektrik aksam var. Onun haricinde şurayının orada boş. Bakalım. Şey arada kaynadı da işte Ankara'ya girdim. Malzeme aldım. Bir şeyler aldım. Şöyle nasıl diyeyim, çadır aldım. Ondan sonra bu tuvalet için kabin aldım. Yani tam zamanlı bir karavan hayatı veya köyden mi gidiyor gibi falan filan. Bu gibi soruları dediğim gibi pazar gününe bırakıyoruz. Şimdi konuşmayalım. Ankara'ya uğrayınca o alışverişi yapacağım derken, oraya varacağım derken, hele İstanbul'un içinde bir kayboldum. Arkadaşlar yıllardır ben İstanbul normalde araç sürme şeyim. Yani şoförlüğüm İstanbul'da başladı. Değişik. Yani gerçekten ben bayağı unutmuşum. Şöyle unutmuşum. Burada araba yok. İkinci bir araba yok hesabı. Yani burada her yer araba yine. Zorlandım değil de gerçekten yani köye geldiğimiz kadar varmış yani. Aha gel dur. Annesi göster bakayım. Tamam. Bebek ye. Oturuyor bebek. Şöyle karşıya koy bebeği. Hayır bu karşıya koy. Karşıya koy şöyle. O tuttur kızım. Kendim oturuyor. Bu ve oturuyacağım. Ben seni oturtayım mı? Bu ve oturuyor. Tamam. Gel şöyle oturalım. Şurada var ya. Bak buradan da otur şöyle. Buradan da yemek yapacağım. Şu da buraya karşıya otursun. Tamam mı? Heh. Bak bu da karşıya otursun. Oldu mu? Hadi şurada yemek yap bize. Allah'ın izniyle arkadaşlar biz hani sahil kamp malzemeleri falan da aldık. Yani böyle yani hani katlanabilir mangal tarzı. Çadırımız neymiş standart? Çadırımızı aldık. Kabinimizi aldık. Ondan sonra katlanabilir sandalyemiz var. Bilmem neler var. Yani baya baya inşallah biz hani sizler için çok çok daha güzel videolar gelecek yani. Bu süreçte bizim için bol bol dua edin. Çünkü hem araçla yolculuk yapmış olacağız. Hem kamp yani dağda bayırda artık hangi memleket nerelere gideriz bilmiyorum. Şimdi gidecek çok bir elimizde maddi imkan da bunlara harcayınca şey oldu ama Allah büyüktür. Bir imkan bir şey nasip eder diye. Ama baba, hayalin büyük bir safhasını hallettik. Yani önemli. Hayallerinizin peşinden koşun arkadaşlar. Yani ben size onu söylerim. Babam ben çocukluğumdan beri dedi ki bir karavan Allah senden gidip dedi. Bak bilmiyordum. Öyle babam mı diyordun? Babam da belki hayal kurardı. O zaman niye almadıysak? Yani maddi imkanı mı yoktu? Bizim ülkede çok yoktu. Şimdi biz daha ne gibi tepkilerle karşılaşacağız bilmiyorum ama yani şu an çevremizdeki insanların bunu algılamasını ve anlamasını bekleyemiyorum. Şimdi arkadaşlar tam zamanlı yaşamasanız bile mesela bir yere gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Hem binek araç, hem binek araç, hem karavan. Yolda çektim yattım mesela. Şimdi dedim şehir ya. Şehir içinde de iyi. Şimdi aslında şimdi o büyük karavanlarda tercihimiz şu değildi. Biz bir binek aracımız vardı. O binek aracımızla yani şuradan Akçakent'e gidiyorduk. Ayda bir de Kırşehir, Kırıkkale'ye iniyorduk yani. Bir de biz şunu fark ettik. Arabayı biz kullanmıyormuşuz.
Biz yani genelde hani canları sağ olsun. Hani minibüs gibi olmuş bizim araba. Bizden ziyade genelde köylünün işi görülüyordu. Sıkıntı de değil. Çerkez'de işimiz çıkarsa ne yaparız dedik. Bir hafta geçti. Bizim hiç işimiz çıkmadı ama belki 10 defa telefonumuz çaldı Çerkez'e gidip. Ya baktık dedik ki demek ki bizim hem şehir işimiz hem de Ahçakent'teki işimiz çok cüzi. Ama bize de hem binek araç gibi bir araç olacak hem de bu karavan ihtiyacımızı nasıl çözeceğiz? Şimdi büyük aracı alsak yani hantal koca bir araçla Çerkez'e gideceğim. Ahçakent'e gideceğim. İşimi yeni başlayacak, yeni başlayacaklar için güzel bir adım bence. Bir de, genelde başlayanlar ufakla yani başlıyor. Onun üzerine borçlanmamız gerekiyordu. Bir risk almamız gerekiyordu. Bayağı hesapladık. O riske hiç girmenin gereği yok. Hani elimizde olan imkanlarla bunu aldık. Ama borçsuz harçsız aldık elhamdülillah. Kafamız rahat yani. Şöyle karşıdan çek bir. Böyle öne izleyiciler için. Böyle dönüyor. Dönüyor kızım. Bu masa, yemek masası. Karşıya bir gelin. Anne. He. Şu kutuyu açalım bir bakayım. Şöyle. Şurada şey var, suyu pompalayan. Hidrofor. O rebastı. Buraya ne kadar temiz su korsa. Şimdi şuraya gel, bak burada da duş olayı var. Arkadaşlar burada da... Kapağı yukarı kaldır. Dış duş için. Sağ ol. Dış duş için bu. Ne? İneceğim. Ha gelecek şimdi. Şimdi ben şöyle bir şuraya oturayım. O değil de çorabım delik biliyor musun? Delinmiş yolda. Ayakkabı süre kullanan her bazı ucunu inceltiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hifa sen de gel. Gel kızım. Yalnız buraları temizleyince o ayakkabıyla girmiyor. Onu Tifa'cığım. Şimdiden alışma bak. Buraya da artık daha bir de şimdi inşallah ilerleyen günlerde içini doldurduğumuz, süslediğimiz yani şimdi mesela kemik malzemeler yani mesela tuz, şeker gibi hani her seferinde girip çıkarmayacağımız her seferinde girip çıkarmayacağımız ondan sonra çarşaf, yorgan artık neler koyacaksak yani. Saçım ben başım benim çok kötü dağılmış ya. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Erdoğan'ı alelacele kaldırdık arabayı kurmaya çıkacağız. Ya kız da uyutmadı ki zaten. Yani, kız da uyutmadı. Gene benim uyku problemi bir iki gün ben bu şeyi böyle hisseder gibiyim yani. Bu arada Nisan'ın 11'i mi oluyor bugün? 11'i mi 12'si mi neyiz? Yok 13'ü. 13. Geçtiğimiz her Nisan'ın 20'sinde kar yağdırıldı. Bakalım bu sefer ne olacak? Şimdi dediğim gibi burada mesela bir yerlere gittik. Örnek veriyorum şehir içindeyiz. Şehir içerisinde bir yerleri geziyoruz. Nerede kalacağız? Nereye gideceğiz? Otel bulacak mıyız? Bir de her şeyi de yiyemiyor. Her şeyden de yiyemiyor. Ha, kendimiz hazırlarız ama nerede hazırlayacağız? Şöyle güzel mekanlar, temiz mekanlar bulduğumuzda yemeye çalışıyoruz ama bazılarına da maddi imkandan dolayı yetmiyor. Bir de şey yemek anlamında da değil. Tarihi yerleri gezdik, ettik, dolandık mesela. Yoruluyor. Gene eve gelsek sürecek halimiz var. Aynen. Yani bir yere gittiğimizde... Ben de oturdum sayılır. Bir yere gittiğimizde birazcık daha orada hani kalıcı kalıp geri eve dönme niyeti olmadan daha fazla yerleri gezmek. Mesela bir Kayseri'ye evvelki senelerde geçtiğimiz sene değil de bir önceki sene 5-6 tane adaklık koyun götürdüm. Kestim ben. Getirme masrafını da karşıladılar. Getirdiler. Yani gittik gelmişken de gezelim dedik. Yani gezdik ama yani geri iki gün kendimizi doğrultamadık. Yani arabayı kaybettik. Arabayı geri bulmak için navigasyonla şey yapınca 4-5 kilometre uzaklaşmışız arabadan. Arabayı bir kaybettik arabayı. Efendim. Kızım. Allah'tan arabanın yanında caminin önünde fotoğraf çektiydik. Camiye aklımıza geldi de caminin ismini navigasyonda aratıp öyle bulduyduk. Vallahi bak arabayı kaybettik.
arıyor arıyor bulamıyor. Zaten bir yere doğru gidiyor. Yani Kayseri'yi hepten karıştırdık. Tam tersi yönüne gitmiştik. Fotoğraf çektirdiğimizi anladık, hatırladık. Fotoğrafa baktık, camiye yaklaştırdık. İsmini bulduk, navigasyondan camiyi bulup arabayı bulduk arkadaşlar. Trajikomik bir olaydı. Şeyde Marmara Malofta mıydı? Malofta. Orada da kaybettik. Aracı koyduk, yukarı çıktık arkadaşlar. İndik otoparka, devasa bir yani alan. Otoparkta Ankara tabelası var. Siz düşündünüz. Ankara İstanbul tabelası var. Orada da bir öyle bir kaybımız olduydu. Biz niye böyle bir şey yaşayıp duruyor ya? Bir daha var ya bir daha. Ya arabanın... Biz gene iyi birileri şey yapmış böyle AVM'ye gelmiş. He. Arabayla geldiğini unutmuş otobüste eve dönmüş biliyor musun? İnanamıyorum. He. Allah Allah. Kimisi de arabayla geldiğimi sandım diyor. İki saat arabayı gezdim kaybettim diye diyor. Meğer arabayla gelmemişim diyor. Tamam. Yani biz yine olan beterim, arabayı kaybettik. Beterin betere varmış diye. Şimdi arkadaşlar buraya güzel bir perde gelecek. Şuraya ve dikeceğim karşı tarafa bir perde gelecek. Şuraya böyle süslemeler gelecek. Kamp kurduğumuz yerde de hemen mekanımızı kuracağız, edeceğiz. Ondan sonra dediğim gibi yani zaten havanın iyi durumunda biz sürekli dışarıda. Bunun içerisine tıkılıp da bir yaşam alanı değil. Yani şu bir gerçek. Tam zamanlı bir karavan hayatı için bu şey ufak. Zaten camper van, camper van yani kampçı arabası gibi geçiyor. Biz ne dedik? Biz camper vancı. Biz kampçı. Biz camper vancı. Biz kampçı. Onu öğrettim şimdi biz camper vancı deyip duruyor. Bunlara genelde camper van diyorlar. T4 yapılıyor. T5'e T6'ya onlara da yüksek modelleri yapılıyor. Karavan olayı nedense hep düşük modelli araçlara yapılıyor. Ama şu an her tarafın camını açtığımız için ceyran yapıyor. He, ceyran yapıyor evet. Çok güzel ya. Şuraları açtık ya. Rabbim isteyene nasip etsin. Aha ya mesela bir yere bunu getir. Çoğu insan alabilir ki fiyatı da gayet makul. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Çoğunun benim altındaki arabayı buzlu satsalar. Benim arabamı internete 250 milyardan koydum arkadaşlar. Güzel bir fiyata sattım. Bakın koyduğum fiyatı söylüyorum, sattığım fiyatı söylemeyeyim. Güzel bir fiyata sattım. Ondan sonra elimizde de birikmiş bir altın vardı. Bakın söyleyelim. Altın vardı. Onları birleştirdik. 3-5 bir şey daha koyduk. Bunu aldık. Yani tahmininizden pahalı bir şey değil yani. Ki zaten yarınki videoda da yaptırmak isteyenler biz yaptırdıktan sonra biraz da zam geldi şeye. Mesela. Bizim süreç biraz uzadı. Yani yarım ayı aştı. 2 haftayı, 3 haftaya yaklaştı belki de şöyle bir olay oldu. O 2-3 haftada arkadaşlar bayağı fark etti. Allah razı olsun buradan firmadan. Yani ülke genelinde çok firmalar daha arttı. Fatih kardeşime ve diğerlerine de teşekkür ediyorum. Hem beklediler. Benim parayı denkleştirmemi de beklediler. Yani bunu yaptırdığım yer hakkında konuşacak olursak cana yakınlar. Yani Fatih artık bir kardeşim gibi benim yani. Buradan kendisine tekrardan selam ediyorum. İstediğiniz doğrultuda istediğiniz şeyi yapıyorlar yani. Gayet de ilgileniyorlar. Ki beni neredeyse 2 haftadan fazla da paramı paramı birleştirmemi beklediler. Abi bir bir milyar kaparat diyor. Hani senin ciddiyetini anlayayım diye. Bir milyar kaparı mı? Normalde bu işlerde gene de 5-10 bin atılır yani. Çoğu zaten peşine iş yapıyor. He, peşin iş yapıyor çoğu zaten. Baba. Hayırlısı baba. Sıkıştı. Biz bunu ne yapacağız da? Arkadaşlar. Geri yuvarı kaldırmayacağız. Dünan. İntin geri niye çıkıyor? Buradan çıkamam kızım. Şu oradan şeyle. Dün yani anasını malamat etmiş. Yani evde dolaplara hamur doldurmuş, ekmekleri dizmiş, her yere bir şeyler ben yapmış. Ben yemek yapıyorum diye dolabın tekini kendine buzdolabı gibi edindi. He. Hem orada pişiriyor gibi diyor. Ocağın üstü var ya, yıldız diye onda da yemek pişiriyor. Ya. Çok güzel. Ya şunlar da çok kip. Buralara da herhalde kitaplarımızı koruruz. Kitap konur, çiçek konur. Süs konur, tesbihlerimizi konur. Yani buralarda şeyi kaldırmıyor. Onu söyleyelim. Zaten bir panel. Yani ne kettle gibi. Fön makinesi olabilir belki. Kettle i̇şte olmuyor. Şey, karavanda genelde 12 volta dönüşümü oluyormuş arkadaşlar. He. Mesela buzdolabı bile işte satıcısından filan yetkili servislerinden 12 volta dönüştürünce karavanda çalışır hale geliyormuş çoğu buzdolabı.
cihazın şeyiyle oynamak gerekiyor ya da onu biz anlamıyoruz. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Fazla uzatmanın bir alemi yok. İnşallah bu saatten sonra videolarımızda kamp ve karavan hayatı videoları da olacak. Bu sayede biz zaten size Kırıkkale'nin pazarlarını, Kırşehir'in pazarlarını, Yozgat Yerköy'ün pazarlarını çektik. Aslında sahil illerle videolarımız da çok var. Ondan sonra köy köy videolar aldık. Yani diyorum ya, kanalımız şu an çok güzel yere gitti. Köy hayatı var, gezi hayatı var, kamp hayatı ve karavan hayatı olacak. Yani Allah'ın izniyle bizi takip eden 4-5 gruplu bir çeşitli ya da ne diyelim bölümlü YouTube kanalı izlemiş gibi yani. Hepsini size kombin halinde sunacağız inşallah. Bu yani beğenmeyi unutmayın. Bir de enteresan şey, bir devre geldik yani, ev almanın devri kalmadı yani. Kalmadı. Ev almanın şimdi şey diyorlar kalmadı. Yani Avrupa Birliği'ne girelim. Önce düzen girmeye başladı yani. He. Avrupa Birliği'nde nasıl ev almak zor diyorlar ya. Aynı bizim ülkede ev alması zor hale geldi. Bu Volkswagen transporterin şey yani bu bunların grupları var. Yani bunlar Vos Camper'cı. Şey Vos Camper diyorum, o Fatih'in şirketi. Camper vancı olarak geçiyorlar. Bunların daha küçükleri, o tosbağayla bile adam üstüne şey koymuş. Orada yatıyor. Ondan sonra katlıyor. Yoluna devam ediyor. Yani enteresan bir ayrı bir tutkunları var yani. Tutkunları var. Psikopatlar ya. Onlar bak belki yani, tanışırız. Yani iyi anlamda psikopat, yanlış anlamda. Yani şeyler yani. Free'ler yani. İnsanlar hidayet versin yine. Gezmeyi, görmeyi seviyorlar yani. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Daha güzel videolar gelecek inşallah. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar rica ediyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, bu videoyu birazcık daha fazla kişilere ulaştırmak için bize yardımcı olun inşallah. Ne? Bu ne? Kitap değil mi? Ne? Kitap sanıyor. Kitap dedik ya az önce.